Merhaba. Yeni bir video dizisinde daha birlikteyiz. Video dizimizin adı Eddie Kantar ile Piriç'te İleri Defans Teknikleri. Eddie Kantar'ı saygıyla anmak istediğim için böyle bir dizi hazırladım. Kendisi yakın zamanda, bu yıl içinde vefat etti, 90 yaşında. Çok önemli başarıları var Piriç'te. İşte dünya şampiyonaları, ülke şampiyonası ve defalarca birincilik, çok sayıda kitabı var. Ben birçoğundan faydalandım. Özellikle bir tanesinden çok faydalandım ki onu bu videolarda temel alarak bu diziyi hazırladım. O kitabı önce bir tanıtmak istiyorum. Sonra da biraz Eddie Kantar'ın özelliğinden bahsedeceğim. Bu kitap 1999 yılında yayınlandığında ACBL tarafından yılın kitabı, yani öğreticiler için son derece faydalı bir kitap olarak görülmüş. Şimdi dikkatli takipçiler şunu fark ediyorlardır. Benim videolar hemen hemen tamamen defans ve yer oyunu üzerine kurulu. Deklarasyon konuları zaman içinde değişime uğradığından bu konulara fazla eğilmek istemiyorum. Bir tek bir video dizisinde bundan bahsettim. O da tamamen sıfırdan birice yeni başlamak isteyenler için olan video dizisinde temel deklarasyon konuları vardı. Şimdi tabii 25 yıldan yakın çeyrek asır zaman geçmiş neredeyse üstünden. Hala geçerli. Emin olun bir çeyrek asır daha geçse yine de geçerli olacak konular. Sadece ne değişir defansta? Konuşmalardan çıkarılan anlamlara göre defans planlaması yapılırken belki burada ufak tefek ayarlamalar gerekir. Biz bugünün şartlarına göre, yani genel kabul görmüş two-over-one sistemine göre, birçok oyuncunun oynadığı metoda göre bu defans tekniklerini uygulayacağız. 8 bölüm var. Her bölümü yapmak niyetindeyim. Çok sıkıcı olmaması için de sürelerini 20 dakikayla 30 dakika arasında sınırlamaya çalışacağım. Bu yüzden henüz tek tek bilemiyorum kaç video olacak ama birinci bölümde 4 tane video olacak. Bunun anlamı konunun uzunluğuna bağlı olarak demek ki 4, 5, 6 gibi sayılarda her bölüm için videomuz olacak. Eddie Kantar'ın Bridge'deki başarılarının yanı sıra diğer tüm Bridge ustalarından ayrılan önemli bir özelliği var. O da Bridge dışında farklı bir spor dalında dünya şampiyonasına katılmış olmak. Eddie Kantar zamanında çok usta bir masa tenisi oyuncusuymuş ve dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etmiş. Tabii iki spor dalını yan yana koyduğumuz zaman, yani 90'lı yaşlara geldiğinizde iddialı masa tenisi oynamak pek mümkün olmayabilir ama bir işte yeteri kadar iddialı oynayabilirsiniz. Hatta kitap yazabilirsiniz. Çok başarılı web sitesi var. Gayet güzel bilgiler var orada da. Ancak kendisi maalesef göç etmiş oldu. Kendisine rahmet dileyerek bunu yaptıklarının kaybolmaması adına, daha çok kişiye ulaşması adına, özellikle tabii İngilizce olması, kitabın çok eski yıllarda basılmış olmasından ötürü kolay kolay bulunamaz olmasından ötürü bu videoların faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi
bu kitaptan yararlanarak iyi defans nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek lazım? En temelinden ileri derecede seviyeye kadar ilerleyeceğiz. Denir ki defansın yarısı ilk ataktadır. Evet, doğru. Tabii ilk atak doğru olduğu, yanlış olduğuya göre de onun arkasını düşünmek lazım. Ama daha ilk hata yapmadan bir planlama konusu gerekiyor. Şimdi konumuz bu. KOS kontratlarına karşı planlama. Burada bu videoda iki konuyu işleyeceğim. Biri planlama, biri dummy tipleri. Sonra buna devam edeceğiz. Önce planlamayla başlayalım. Şimdi nasıl planlama yapabiliriz? Ancak deklarasyon sırasında duyduklarımıza göre ilk hata yapacağız. Şimdi doğru hata bulabilmek için kendimize şu soruları sormamız lazım. Birçok oyuncu için zaman zaman belki kendi adıma benim için de bu soruları hiç düşünmeden hemen ezbere yani klasik alıştığımız şekilde daha önce başarılı olduğunu düşündüğümüz tarzda hemen atak yapmaya kalkıyoruz. Ama her dağılımın farklı özellikleri olabilir. Önce bir kendimizi bir kontrol listesinden geçirelim. Şu soruların cevaplarına bakalım. Zaten doğru cevap kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Şimdi rakibin nasıl bir kozu var? Bunu düşünüyor musunuz atak yapmadan? 4-4 mü? 5-3 mü? 6-2 mi? 5-4 mü? Tabii bunu daha kağıtlar açılmadan yani yer açılmadan %100 emin olmak mümkün değil. Ama konuşmalardan anlaşılabilir. Hele hele misfit mi oynuyorlar? Bu da deklarasyondan anlaşılabilir. Yani mecburen ortağının kozları, renkleri arasında bir tercih mi yaptı? Şimdi rakipler zorlayarak mı yoksa hiç davet konuşması yapmadan mı kontrata geldiler? Bu da son derece önemli. Yerde uzun bir yan renk olabilir mi? Tabii uzun yan renk demek, deklaran elinden kayıplarını kaçabilecek demek. Buna göre bir plan yapmamız lazım. Dördüncü olarak, dummy ortağın renkleri arasında mı tercih yaptı? Eğer öyleyse, ikinci rengi seçtiyse ilk renk kısa demek. Demek ki çaka imkanı söz konusu dummy için. Bunu engelleyebilir miyiz? Göreceğiz örneklerde. Şimdi elimizde dört parça koz var mı? Dört parça koz bazen forcing defans yapmaya ki onun da detaylarını göreceğiz. Yapmaya yardımcı olur. Ya da singleton yani çaka yapma şansımız var mı? Ya da fire vermeme adına honor sekansı var mı? Bütün bunları bu soruları bir gözden geçirip ona göre ilk hata karar vereceğiz. Tabii hani burada 5 tane soru var. Her sorunun altında kendi başka sorular da çıkabilir ama hızlı bir şekilde bunları bir gözden geçireceğiz. Şimdi şu konu çok önemli. Bunu başka videolarda da defalarca kullandım. Bir kez daha burada hatırlatmak istiyorum. Hiç unutulmaması gereken bir pozisyon. Şimdi aşağıdaki gibi onörleri eller arasındaki dağınık renge girmek her zaman defansa kaybettir. Nedir bu örnek? Bakın As, Rua, Dam, Vale hepsi ayrık bir şekilde eller arasına dağılmış. Şimdi bu renge kim girerse sadece defans değil, deklaran için de aynı şey söz konusu. Kim girerse kaybedecek. Şimdi defans pik rengine girerse ne olur? Yani doğu batı. Biz batıda olduğumuz kabul edelim. Deklaren bir lövü alır. Mesela küçük oynadık. Hop. Valeye çeker. Şimdi ası koyarsak Rua alıcı olacak. Onluyu koyarsak vale alacak. Dokuzlunun aynı. Hiçbir faydası yok. Dam oynasak hemen Rua'yı üstüne koyacak ya da. Yine vale alıcı olacak.
Şimdi Deklaran açısından bakalım. Deklaran kendi oynamaya kalkarsa bu rengi, o zaman da hiç pikten löve yapamaz. Bakın küçük pik oynadı diyelim. İster elden ister yerden fark etmez. Yerden oynadı kuzeyden. Tabii ası saklıyoruz, bekliyoruz. Hop bu sefer valeyi ya da daha küçük koyarsa 7'liyi 8'liyi batı alıveriyor. Böylece hiçbir şeyimiz sorunumuz kalmıyor. Zaten artık Rua'da as 10 şeyine giriyor. Vale çıktıysa hop otomatikman sıkıntıya giriyor. Ne oynasın yani? Elden oynasa pike küçük koyacak. Bu sefer 10'luya kadar çekecek defans. Yani böyle bir dağılımda defans her zaman bu rengi deklarana oynatmaya çalışması lazım. Bir de şu rengi deneyeyim, bu rengi deneyeyim. Şimdi bazı oyuncularda bu alışkanlık var. İşte onu denedik, olmadı, bu olmadı. Bir de piki deneyeyim. Öyle değil. Şimdi böyle bir mesela deklaran bu renge girmekten kaçınıyor. Yani ancak şöyle olur. Şimdi hele böyle bir duruma bakın. Pik Rua yerde görünüyor. Herkes görüyor. Hani pik Rua olmasa dersiniz ki zaten elinde hiçbir onar yok. As Rua'dan defanstadır belki. Oradan löveleri bir an önce alalım. O doğru olabilir. Ama bu durumda görünüyor. Ve deklaran girmiyor. Girecek. Sonunda mecbur kalacak girecek. Siz oynamadığınız sürece bir noktada mecbur kalacak. Yani ancak oyun sonunda yatırmaya vesaire giderek pike oynatabilir ancak size. Peki, şimdi bu pozisyon aklımızın bir köşesinde dursun ve devam edelim. Şimdi dummy tiplerine bakalım. Yer. Örneklerle daha iyi anlaşılacak. Yerin çakma potansiyeli var ama hepsi o kadar. Şimdi biz bir pik, iki pik, dört pik konuşmasından sonra Tref Rua'yı atak ettik. Neden bunu yaptık? İşte sıralı bitişik onör pire vermeyecekti. Şimdi yer açılır açılmaz şunu görüyoruz. Yerde tref ası çıkacak. Ondan sonra yerin tek değeri köre çakabilmekte. Şimdi bu örneğe bir devam edelim. Bakalım ne oluyor. Yerden tabii as da aldı. Hemen kör oynar. Çünkü köre muhtemelen çakma ihtiyacı var. Güzel. Kör damıyla aldık. Yapacağımız hamle hemen koz. Hemen koz. Kozda bir iddiamız yok. Ben hiç olmazsa bir tane çakayım diyor. Evet, ortağımız da koz defansına devam ediyor. Şimdi şurada bir an duralım. Sonra elleri açarak devam edeceğiz. Yaptığımız pasif defans. Hatta keşke şimdi tabii eller açıldık, yer açıldıktan sonra bunu söyleyebiliyoruz. Keşke pike en baştan girseymişiz. Şimdi en azından bir tane kör çakma ihtimali var. Ama acaba herhalde dördüncü, dört parça körü olmalı güneyin. Dördüncü körü doğu alabilir diye tahmin ediyorum. Bakalım şimdi artık körle çakacak gözüküyor. Evet. Aynen öyle. Dört parça ruvası olmasına rağmen işe yaramayacak. Şimdi görünüşe bakılırsa biz körden de bir el alacağız. Treften de bir elimiz var. Bir batacak. Pik hata yapmış olsaydık iki batacakmış. Ama yine de yeri gördükten sonra doğru defansı yapmış olduk.
Artık kör rüvasını asa teslim etsin diye bekliyoruz. Pasif defansın anlamı bekleme. Yani alacağımız löveleri deklaran bize teslim etsin diye bekliyoruz. Aynen burada olduğu gibi. Evet. Kontrat bir batacak. İkinci tipe bakalım. Şimdi bu sefer doğudayız. Yine konuşmalar 1 pik, 2 pik, 3 pik, 4 pik gitmiş. Kozla ilgili bir sıkıntıları yok ama başka hiçbir endikasyon yoktu renklerle ilgili. Ortağımız kör ruvayı çıktı. Bu tabi damı vaat ediyor. Yerde tek parça kör var. Hemen bir yeri değerlendirelim. Yerin uzun rengi var. Karolar. Şimdi şöyle düşünelim. Karo ruva bizim tarafta olsa bile, yani batıda olsa bile hiçbir işe yaramayacak. Yani hatta belki tek parça olma ihtimali bile var. Ya da en azından karo ruvayı empasa alacak. Demek ki aktif defans yapmamız lazım. Bir an önce alacaklarımızı almamız lazım. Şimdi körde zaten yerde tek var. Ona da artık kontrolü kaybedeceğiz rakibe geçtiği zaman. Aktif defansın anlamı bir an önce alacaklarımızı almak anlamına gelecek. Şöyle oynamamız lazım. Ruvayı asla alalım ve tref oynayalım. Tek şansımız treften alacaklarımızı alabilmekte. Tref valiyi oynadık. Bakalım ne olacak. Küçük geldi. Harika haber. Ortağımız da sinyal veriyor. Devam et, aman beğendim diyor. O zaman onlu da gelir. Damla aldı. Ve ası oynadığında da tref ruvayı düşürmüş oldu. Bir an önce alacaklarımızı almaya baktık. Çünkü tehlikeyi gördük. Bakın trefleri oynamasak ne olacaktı? İşte yer kozları bitirecekti. Hop yere geçip karo ruva da zaten elindeymiş. Muhtemelen şunu da yapabilir. Karo ruvasını ezerek yere geçebilir. Bütün karolar sağlam. Elinde ne kadar kayıp varsa onları da karolara atar, iş biterdi. Ama biz tehlikeyi gördük, yer açılır açılmaz ve hemen trefte şansımız denedi. Bu tabii her zaman dağılım böyle olacak diye bir şey yok ama bu kontratın batma ihtimali varsa o da sadece trefte. Peki, şimdi yine yerin uzun rengi var. Bu sefer bir fark var arada. Rakip yine bir pik, iki pik, dört pik oynuyor. Ama yerin uzun rengini gayet güzel kesiyoruz. Yani yerin uzun renginden istifade etme şansı yok. O zaman defans tipimizi değiştirebiliriz. Aktif defans yapmamız şart değil. Artık aman mutlaka alalım da hemen tref dönelim. Öyle bir durum yok. Onun yerine daha pasif olan koz oynayacağız. Yani yerin kör çakmış potansiyelini azaltacağız. As da bizim tarafta çıktı. Çok güzel. Bunun anlamı biz de körü bir kere çakabilecek demek. Evet. Treften yan rengi gayet güzel kestiğimiz için pasif defans yaptık. Ortağımız tref damını buldu.
Demek ki Dekliran'ın başka çaresi kalmadı. Tek çaresi tref empasını tutturmaya çalışmaktı. O da tutmayınca körden bir löve daha kaybetmiş oldu. Karo empası deneseydi o da tutmayacaktı. Evet, böylece bu sefer de çok yani yer aynı el olmasına rağmen farklı bir defans türü uyguladık. Çünkü elimiz farklıydı. Gelelim üçüncü tip ele. Yerde dengeli bir el var. Bir kör, iki kör, dört kör. Yerin aslında hiç çakma potansiyeli yok. Ve batı olarak pasif bir atak yaptık. Kör. Neden yaptık? Çünkü pikte, karoda, trefte tek parça, bir onörümüz var. Bitişik onörümüz de yok. Bu yüzden pasif bir defans tercih ediyoruz. Ümit ediyoruz ki ortağımız da hani makasa girecek bir onörü inşallah yoktur diyoruz. Çünkü orada körde puanı olmaması iyi olurdu. Bakalım, göreceğiz. Zaten iki kör desteğini duyar duymaz hemen koydu ki körler gayet kuvvetliymiş. Evet, tam da yani kapalıymış kör. Şimdi ne yapacak? Şimdi körleri halletti. Trefe geldi. Şurada bir duralım. Şimdi pasif defans yapacağımızı söylemiştik ama bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bu dağınık onörler konusu. Şimdi defans minör renkleri oynamamalı. Dekliranı bu renklere kendi girmeye zorlamalı. Şu anda tref oynadı. Bakın eller açılınca göreceğiz. Dağınık onörler. Dört ele dağılmış. Bu yüzden kim girerse kaybeder diyorduk. Trefe giren kaybetti. Hem karoda hem trefte Dekliran'ı oynamaya mecbur tutmamız lazım. Şimdi Dekliran ya karo ya karo oynadı. Karoya da kendi girmek durumunda kaldı. Tamam. Ama tabii doğu alacak da artık karo ve trefin dışında oynayabileceği bir şey yok. Mecburen bu iki renkten birini oynayacak. Tabii oynaması, bu renklerden birini oynaması Dekliran'ın işine geliyor ama kontratı batıracağız gözüküyor. Evet, devam etmiyorum. Evet, tamam. Şimdi kara oynadı. Mecburen vale ile bir empas şansını denedi. O da olmadı. Karodan da bir el aldık. Şimdi sıra geldi. TF'den de iki el koparmaya. Bir de değil, iki. Eğer oyunu dikkatli bir şekilde takip ettiysek, tref onlusunun doğuda çıkması gerektiğini anladık. Yani elinde vale 19 Rua olan bir oyuncu bu şekilde oynamazdı. Ve kontrat böylece 2 battı. Pasif defans yaptık. Minor renklerden uzak durduk. 5 löveyi toplayıverdik. Şimdi burada bir parantez açayım.
Tabii koz hata yaptık. Diyelim kör damı ile yer değiştirsin diye bakıyorum. Mesela pik damı ile kör damı yer değiştirseydi ne olacaktı? Şu olacaktı. Ortağımız bize kızacaktı. Ya ben damımı ezdirdin. Nasıl defans yaptın? Tabii bu konuları bilmeyen bir ortak bunu yapar. Çünkü şöyle düşünün. Yerden kör oynadığında da empasla zaten alabilirdi. 8 parçayla da empas yapacaktı. Zaten o ortağın damı işe yaramayacaktı. Ama buna karşın pik damı burada çok işe yaramış oldu. Evet, bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere.